Şimdi bu gene da aslında foncu. Bu fon ha? Türkiye'de... Bu tescilli foncu değil mi? Fonlanan bir medya gerçeği var. Dışarıdan fonlanıyor. Chris Foundation'da. Bu aslında yasal olarak herhangi bir sorun teşkil de etmiyor. Ahlaki olarak ediyor. Ahlaki olarak ediyor. Fakat bunun yanında doğru olmayan gazetecilik etiğine de ters bir takım durumlar var. Onları açıklayacağız. Şimdi önce bir tanıyalım. Medya Skype'ın kurucusu ama bütün finansmanı Batı'dan geliyor. Amerika, İsviçre, Belçika ve Avrupa. Genel olarak Avrupa. Evet. Şimdi biz geçen hafta aslında gündemimize almıştık. Bu da almıştık. Gurur duyuyor mu? Onlardan ben para alıyorum, beni onlar destekliyor açık diyor değil mi? Tabii kendi sitesine yazıyor. Burada ama, Kurtuluş daha önceden sen buna ne kadar para aktarıldığını yazmıştın. Evet, onun detayını vermiştik. Yine devam ediyoruz onu. Şimdi çıktı, Türkiye bu seçim sonuçlarından sonra Kandil'e artık askeri hareket yapamaz diye gülerek tweet atıyor. Tweet attı, programlar yaptı, sevindi. Fakat biz daha önce de dile getirdiğimiz gibi son, yani 2000 daha önce almıştı, 2021'de biz yaptık o haberleri. 2023'te de fon yağmış. Kaç lira? 15 tam milyon. Tam seçim yılı değil mi? Tabii, 15 tam milyon lira. 15 milyon lira. Kendi sitesinde ne var bunda? Ben gelen fonları açıklıyorum, zaten şeffafım diyor. Oysa 1 milyon 200 bin lira Henry Wolf'tan gelen... O kim? Bir Henry Böll, Alman Vakfı. Ha, Alman Vakfı. Alman Vakfı'ndan gelen bir şey var. ABD'den gelen para yok. İsviçre'den gelen para yok. Belçika'dan gelen fon yok. Bunları yazmamış. Toplamda 15 milyon lira. 2023'te de Medya Skype'a fon yağmış. Peki bu fon gönderenlerden biri şeyle, Strafor'la bağlantılı. Strafor, CIA'nin gölge ayaklandırmalardan sorumlu olan bölümü. Türkiye'den, Türkiye masasından bu ne istiyor biliyor musunuz? Hani hangi bilgiler istiyor? Türk ordusunun konumlanması Kandil'e, Hakkari'de ve birkaç tane daha sınır şehrinde konumlanması nedir? Türkiye masasından bu bilgileri isteyen, yani böyle masum bir sivil toplum örgütünden bahsetmiyoruz. Yani CIA ile de bağlantılı sivil toplum kuruluşlarından bahsediyoruz. Evet. Bunlar da medyayı fonluyor. Ama sadece tabii Medya Skype değil. Bunun yanında birçok ismini duyduğumuz işte Gazete Duvar, T24. Yani bir sürü şey var. Şimdi yalnız bir dakika, o ismini sayma dedin. Bunların içinde T24 adlı internet sitesi var. Bütün bu Almanların ana karargahı gibi. Ekrem İmamoğlu da orayı fonluyor. Biliyorsunuz ilk Ekrem İmamoğlu Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier iner inmez İstanbul'a direkt Ekrem İmamoğlu'na koştu. Ekrem İmamoğlu da aynı şekilde bu sitelere dolaylı olarak fonluyor. Reklam adı altında. Peki bakıyorum, şunu soracağım. Şimdi biraz evvel MIT'in bir uyarısını dinledik. Vatandaşı uyarıyor. Onu soran bunu soran. Ya bunlar için de bir uyarı yapsa bu MIT. Ya, niye yapmıyor bunlar için? Bariz damgalı dolaşıyor. O da bir damgasını üstüne koysa ya bunlar... Öyledir dese. Şimdi ama MIT'in bunu uyarı yaptığını ben düşünüyorum. Ama çıkıp da açık kaynaklardan bunlar casusdur demesine, zaten adam açık casus yani kendisini. Şimdi bu gördüğümüz yani, şahıs. Yani bak, şunu söyleyelim, yasal olarak herhangi bir sorunu yok. Fonlardan para alabiliyor. Ya yasal olarak da istihbari olarak yabancı istihbarat kaynaklarının fonladıkları medyalara dikkatli olun desin MIT. Evet. Bu kadar. Kurtuluş, yasal olarak diyorsun. Yasayı değiştirsin. Dışarıdan yabancı fon aldın mı ben bunu casusluk olarak der. Bunu Putin yaptı, Çin yaptı. Biz neden yapmıyoruz? Yani bu yasayı ayet değil ki değiştirilemez. Bu yasayı bir madde eklersin. Bir şekilde şey yap. Hayır. Bu adamlara açık şekilde casusluk yaptırılıyor. Bu adamlar bir taraftan biz bunları konuşuyor. Adam bana ne diyor? Yasal boşluk var diyor. Ben param da geliyor. Onların istediği gibi borazanlığını yaparım diyor. Şimdi bu gibi yabancı fonların bunlara para aktarımını yasal olarak keserseniz bunların hiçbiri konuşamaz. Bir lira aktarırsa, senin dediğin gibi arka plandan bir lira aktarılırsa yani casusluktan içeri atarsın. Şunu şöyle ifade edelim. Fonlar bu eskiden beri var. Bunu sadece medya almıyor. Sivil toplum kuruluşları da alıyor. Ne bileyim bir araştırma için, bir katkı için, bir şu için, bu için. Medya da bunu alabilir. Fakat alınan fonlara göre yayın yapmaya
başladıkları için öne çıkıyorlar ve eleştiri konusu oluyor. Ya bu doğrudan psikolojik savaş açmış ya. Evet. Bunun artık öyle şeyi falan yok. Doğrudan psikolojik savaş Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alıyor. Türkiye'yi hedef alıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı'nı hedef alıyor. Dolayısıyla Erdoğan'ı hedef alıyor. Evet. Ve diyor ki Türkiye savaşamayacak hale geldi diyor. Ve bunu legal yoldan yapıyor. Bravo. Birinci doğrudan TSK'yı hedef alıyor. Doğrudan. Ama TSK'dan bir kişi çıkıp da ya bu adam bizim aleyhimize şey yapıyor, kara propaganda suç duyurusunda bulunmuyor. Aynı TSK 2014'te benim hakkımda, A Haber hakkında, bu kanalın genel müdürü hakkında ben TSK'da FETÖ'cü var dediğim için hakkımızda Nazif hakkında, benim hakkımda suç duyurusunda bulunuyor. TSK'yı alenen aşağılamakta. Bu namussuz herifler hakkında bir tane suç duyurusu yapmıyor. Namussuz herifler demek kimseye de. Neyse şimdi bir sonrakine geçelim. Bir sonrakine geçelim, evet. Bu ne diyor? Şimdi yani Gazze'de 15 bin çocuk, 5 binden fazla Filistinli, 200 binden fazla konut, 1 milyondan fazla jenosit literatüre uygun olarak yani sürülen evinden işte sürülen çok ciddi bir büyük bir soykırım felaketi yaşanıyor Filistin'de, Gazze'de. Yani bizim duayen olarak geçinen bir gazetecimiz çıkıp diyor ki ya biz İsrail'le niye bu hale geldik? İsrail bizim başımızın tacıydı. Musayden demiş mi bu ya? Yani dinleyelim. Musayden Bey, bunun yorumunu size bırakıyorum. Çok talihsiz bir açıklama. En kibar tarifiyle. Orada her haber bülteninde lokmalar boğazımıza dizilerek izliyoruz çoluk çocuğun perişan halini. Soykırımın babası varsa eğer o da budur. Bunu nasıl Gazze'den bakmak ya da efendim Şakülü Kaymak diye adlandırabilir bir Türk vatandaşı, hani gazeteci olmasının ötesinde, açıkçası aklım almıyor. Çok talihsiz, çok. Evet, talihsiz bir şey. Bir sonrakine geçelim. Evet. Ne var bir sonrakinde? Bir sonrakinde bunun aslında hakim. Biraz da komik. Gaz mı bu? Yani şeyle bilinen daha çok... Gülnaz Şırınga mıydı bu? He, Gülnaz Şırınga, haberleri. Devlet Bahçeli'ye aşı yapan Gülnaz evet, Şırınga değil Devlet mi? Devlet Bahçeli'ye aşı yapan Gülnaz Şırınga. Sazanlar vardı. Biliyorsunuz 1 Mayıs eylemi vardı Taksim'de. İşte gaz da kullanılmıştı, kullanılmamış da değildi. Orada ya böyle bu... küçük bir senaryoyu oynadı. Sazan. Komik diye ve sosyal medyada bakalım çok gündem ne, oldu diye. Ettim. Onu gündemimize aldık. Anormal yoğun bir gaz. İyi misin? İyi miyim? Bu vesileyle gelsin. Sana da kaç taşı gömdüm. Hayır, hiç anlamadım ben burada kurtuluş ne olduğunu. Sen bir anlat bakayım bana. Yani aslında video çekiyorlar. Şu an şöyle bir hastalık yayıldı bu gazeteciler. Böyle fenomen olmak geçelim isteyen masaya, anlatarak gazeteciler üzerinden. Var mı? Bir sayfa herkes, daha varmış. Dur. Ya herkes böyle bir medyada da fenomen olayım havasında. Bunun için nedir? Bakın geldim Taksim'de gaz yiyorum diye bir görüntü. Gaz yiyor numarası mı yapıyor? Gaz yiyor numarası yapıyor. Hayır, daha şöyle, sonra hemen bir ara verip asıl gidiyor. Şöyle buradaki şimdi adamı görüp adama sarılırken her şey bir anda geçiyor onunla konuşurken sonra numaraya devam ediyor. Ha, bunu yani bize gaz yedim diye tabii, yapacaktı yani. Evet bir sonrakine geçelim. Çok hakikaten saçma evet. Sapan bir şeymiş bu. Bu ne? New York Times'ın önünde bir gösteri vardı. New York Times'a şöyle seslendiler pankartlarda. Bunun videosu da var. Görüntüyü de alabilirsek. Seni soykırımın parçası olarak gördüğümüzü saklayamazsın. New York Times'a diyorlar bunu, evet, değil mi? Evet, New York Times'ın önünde gösteriler var. Bakın, yani dünyada bütün medyaya yönelik duyarsızlığı sebebiyle özellikle Amerika'da bir gösteri yapılıyor, tepki yansıtılıyor. Bunu niye aldık? Yani dünyada buna az çok böyle göz kapatan medya evet. Eleştiriliyor. Evet, gördüğünüz gibi bu da TikTok'ta. Amerika'da evet. TikTok'un evet. Yasaklandığı yok. Evet. Evet, Ahmet Hoca.
Bu medya bölümüyle ilgili kısa bir yorum, zaten süre de bitiyor. Yani evet, şimdi Cemil abi, batılı bir devlet birini fonluyorsa muhakkak ya PKK ya FETÖ ya LGBT dostudur. TSK düşmanı, İHA SİHA düşmanı, vatan millet düşmanıdır. Ben artık geldiğim nokta bu. Çünkü bunları uzun süre analiz ettim. Kim kime ne veriyor? İşte STK'lar da aynı şekilde. Onun için buradan tavsiyem, bu ülkenin medyacıları bu ülkenin topraklarından beslensinler. Çünkü parayı kim verirse tasmayı da o tutuyor. Evet, sen bir cümle söyleyeyim. Şimdi bu casus kelimesini ben lütfen çok şey yapıyor. İşbirlikçi diyelim. Bu casus çok ayağa düşmüş vaziyette. Bunlar casus olur mu ya? Bunlar iş bile. Casus ciddi bir iş değil mi? Meslek yani. Ama suçun tanımı öyle. Yani bunlar casus. Ya önüne gelene casus. Önüne gelene iş birlikçi bunlar. Tamam, iş birlikçi. Sen bize bu bir iş birlikçi durumunu bir anla. Evet, bu bölümde en önemli konulardan biri dünyadaki üç merkezde savaş çıkma ihtimalinin olduğu. Bunun en kuvvetlisi de gene Orta Doğu vaat edilen topraklar maalesef ki. Avrupa Birliği, Avrupa'nın Avrupalılaştırması gibi bir konudan söz edildi. Bu sanki Avrupa'nın artık ordu tutması gibi bir şey gibi geldi bana. Bir de Avrupa'nın, Amerika'nın acaba baharı, Avrupa'da, Amerika'da bir gerileme var. Bunu bu en son olaylarda destekledi gibi geliyor herkese. Bir Amerikan baharından bahsedilebilir mi? Yani Amerika bölünebilir mi? Mesela Doğu Batı diye bölünecek diye söylentiler var. Bu da önemliydi. Bir de bu casus meselesi. Yani söylenilen şey casusluk gizli olur. Böyle apaçık Can Dündar ve benzerleri gibi. Komutanın uyarısı doğru. İşbirlikçi bunlar. Evet, bunlar yani işbirlikçi. Herkes tarafından bilinen, korunan devletlerin baktığı adamlar casus. Evet, çaşıt kelimesi de var. Onu da kullanabilirsiniz. Çaşıt yani Türkiye hakkında olumsuzluklara gark edilmiş olan kişiler, evet, için çaşıt. Programı kapat. Evet sevgili izleyiciler, evet. Bizden bu kadar. Haftaya gene buradayız. Hoşça kalın.